Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ebu Hanife'nin Vasiyet adlı kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Semen kâne yistegîmû. Fe ise madem ki 12 tane haslet özellik üzerine ehli sünnet mezhebi bina edilmiş. O zaman men her kim kâne olursa ise yistegîmû alâ hâzihil hissâli. Bu hissatlar üzere istikamet ederse daha fazla okumadan men diye okudum buraya ben. Mesela nuna sukun verdim. Niye? Çünkü fiili muzari cezmeden edatlar vardır. İn, mehme, me, men gibi. Daha fazla da o saydım. Onlardan bir tanesi mendir. Men edatı ne yapar? Muzari cezmeder diyoruz ama aslında fiili cezmeder. Peşine muzari gelmeyebilir de. Ve burada zaten muzar gelmemiş. Kâne mazi fiili gelmiştir. Sonuç olarak men nedir? Fiil cezmeden edatlardan birisidir ve standarttır yazılışı. Sukun üzere mevnidir. O yüzden nuna sukunu verebilirsin. Men diye. Kâne diye okuduk burayı. Çünkü bu kânu olmaz. Kâni olmaz. Kânen olmaz. Kâne Sarf ilmine göre ecvef bir fiildir. Ecvefi vavi diyoruz. Yani şuradaki elifin aslı vav'dı. Sonradan elif'e dönüşmüş. Bu da belirli bir kural çerçevesinde gerçekleşmiştir. Maksut adlı kitapta buna değinilmiştir. Farklı kitaplarda da elbette değinilmiştir. Vav harfi elif'e dönüşmüş. Burası elif, hemze değil. Dolayısıyla ka diye uzatır, çeker. Peşine gelen nun fethalıdır. Zaten mazi fiil bu. Müfret müzekker gayip diyoruz buna kalıp olarak. Mazinin müfret müzekker gayip dediğimiz bu kalıbı fethal üzeri mebnidir. Dolayısıyla nunun fethalı okunması zaten zorunludur. Yani bu bir fiil. Az çok fiil çekimini bilen herkes bunun kâne olarak okunmasını gerektiğini bilir. Peşine gelen de bir fiil. Bu İstifal babından muzari fiildir. Müfret, müzeker, gaip olarak gelmiştir. Bunun sülâsi mücerredi kâme. Nedir? Kâme. Kâme de vavi bir ecbeftir. Şuradaki elifin aslı vavdır. Dolayısıyla tam e, açarsak bunu şöyle yazılır. K ve m diye yazılır. Aslı neymiş? ga ve me. İstifal babına aktarılır. İstek zeme olur. İstek zeme. Muzarisi yestek s gelir. Muzarisi ne gelir? y s gelir. Az çok ilale değiniyoruz burada. y s mu Burada Vav harfi illet mutarrik yani illet harfidir, harekelidir Vav. Evet. Makabli yani hemen sağındaki harf olan kaf ise sahih bir harftir, sakin bir harftir. Ne yapılması lazım? Vav'ın harekesinin makabline yani hemen sağındaki harfe vermek gerekir. Vav'ın harekesini kafa verirsem artık kaf esreli olur. Kafın sıkıbını gitti, onun yerine esre verdik. Vav ne oldu? Vav sakin kaldı, harekesi sağ tarafına verildiği için. Vav sakin, makabir meksur, vavın yaya çevrilmesi zorunludur. Çevrildi ve bu ibaredeki kelime elde edildi. Yesteqimu. Mim neden zammeli? Asıl olay o yani. Mim fetal olsaydı. Muzari nasb edecek bir şey yok sağ tarafında. Muzari nasb edenler. En, len, key, iden. Başlıca nasb edenler bunlar. Başında onlardan yok. E cezmeseydik mimi sukunlu okusaydık e, Sağ tarafında cezmeden bir şey de yok e, Nasıl yok men var burada Men var ama men ne yapar Şart fiilini ve cevap fiilini Cezmeder Burada esteğim ne şarttır ne cevaptır Dolayısıyla cezm halinde olmasını Gerektirecek bir etken Yani bir amil yoktur Bundan dolayı merfu yazılması da Zorunludur peki ne onu merfu etti Gizli bir amil diyoruz buna Amili manevi derler Muzari'nin evvelinde nasveden ve cezmeden yoksa muzari merfu olarak yazılır. Gerekçesi o muzari'nin baş tarafında hemen sağında gizli görülmeyen bir etken vardır. O onu raf etmiştir denilir. Raf alameti olarak zamme verilmiştir. Çünkü diğer e, raf alametleri bu kalıpla elverişli değil, uygun değil. Çünkü bu kalıp müfrettir. Muhatabanın müfredi hariç olmak üzere tüm muzari fiillerin raf alameti ne olur? Zamme olur. Bazen takdiri olur, bazen lafsi olur. Burada lafzidir, takdiri, irabı da gerektirecek bir şey yoktur. Ala harfi cerdir. Ala, ala olarak yazılır daima. Ancak bazen aleykum, aleyhi. Yani şuradaki ya'ya bazen sukun vererek de okunur. Aleykum, aleyhi gibi yerlerde okunmakta. Ama burada öyle okulmasına gerek yok. Ala standart harf ticaretidir. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta harf cerleri ezbere bilmemiz gerekir. Harf ticaretler ne iş yapar? Sol tarafındaki kelimeyi cer ederler. Mecrur kılarlar. O zaman hadihi cer etmesi lazım. Hadihi zaten nedir? İsmi işarettir ve mebnidir. Hadihi her zaman için hadihi diye yazılır ha zu hu veya ha de he olmaz ya nedir ha de peltek her zaman esreli hemen sol taraftaki ha da nedir eseri gelir standart en baştaki ha fetalı ortanca harfi esreli sonuncu harfi yine esreli gelir sağ tarafında harfi cer olsa da olmasa da böyle gelir niye çünkü bu kelime mebnidir mebni kelimelerin yazılışı standarttır yani değişmez Mebni demişken hemen mebnilere azıcık değinelim. Çok ayrıntılı değinmeyeceğim belki. Çünkü burada gramer anlatımı yapma peşinde değilim. Gerekçeleri ifade etme peşindeyim. Gramer anlatan bir sürü videomuz var. Şimdi mebni nedir? Kısaca değineceğim buna. Ma öyle bir kelimedir, öyle bir lafızdır ki. Kâne oldu. Hareketuhu o mebni kelimenin harekesi ve sukunuhu ve mebni kelimenin sukunu ne ile oldu? La bir amilin. Bir amil neticesinde bir amil sebebiyle olmadı. Bir amil sebebiyle gerçekleşmedi. Harekesi ve sukunu bir amil, bir etkenden dolayı olmayandır. Standart harekeye sukuna sahip olandır. Değişikliğe uğramayandır. Mebni, mebni asıl, mebni arız olarak ikiye ayırabilirsin. Mebni asıl, işte harf var, mazi fiil var, emri hazır var, cümle var. Mebni arıza geçmeden önce şunu söyleyelim. Ne var? Harf var. Ala harfi cer. Harfi cerdir yani harftir. Dolayısıyla nedir? Mebnidir. Hemen şuraya geçelim. Mebni arız. Lazım ve gayr lazım olarak ikiye ayrılır. Mebni arızın lazım kısmı nelerdir? Bir, Zamirler, iki ismi işaretler. Yani biz zaten ismi işaret değildik. Bak, ismi işaret neymiş? Mevniymiş. Tabloda da var bu. Daha fazlası da var elbette. Görüyorsunuz peşine ne var? İşte burada ismi işaretler var. Burada Kabul-e gibi bir takım zarflardan bahsediliyor. Müfret alem münadadan bahsediliyor. Cinsini nefretmek için bulunan lanın ismi. Muzarifiyle tekit nunu bitişirse yine mebni olur. Bunlar bilmekte fayda var. Şimdi biz hareketsiz bir yazıya nasıl hareket verilir bunu peşindeysek birazcık sarf, birazcık da nahiv bilgimiz olmalı zaten. Hiç yoksa bu hareketleri neden veremiyorum sorusu yersiz olur. Evvela biraz da olsa gramer bildirmesi gerekiyor. Devam edelim. El-Hisali hasletun müfrettir. Hısal kelimesi cemi mükesserdir. Hemen sözlükten bakalım. Hasletun müfret çoğulu hısal gelir. Özellik, hususiyet, haslet, huy, mizaç, tabiat gibi manalara gelmektedir diyor. Hısal nedir? 40 çoğul. Cemi mükesser. Hasletun hısal. Özellikler demek demek ki. Hususiyetler demek çünkü cemidir cemim keser dedik. Dolayısıyla ilk harfin esreli, satın fetal okunması gerektiğini sarf ilmi söylüyor. Onu oradan bileceğiz. Lamın esreli alması gerektiği, Lamın esreli olması gerektiğini nereden bileceksin? Şuradan bileceksin. Geç burada değildik değil mi? Şuradaydık. Yanlış hısale geçtik. Şuradaydık. Buradaki hısaldeyiz. Hısallar iki tane olunca alttakine geçtik. Şimdi ala harfi cerdir ne yapar? Cer yapar dedik. Hadihi cer edebilir mi? Yani Hadihi lafzen cer edemez çünkü lafzen zaten esirli. O zaman mahallen cer eder. Doğru. Çünkü Hadihi mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Çok kurduğum bir cümledir. Mebniler e, mahallen irap alır cümlesi. Peşine eliflandu bir kelime gelmiş bak harfi şeyden sonra. İsim işarettir Hadihi isim işaretten sonra elif bir kelime gelmiştir. El hisari. El hisar nedir? Marifedir. Eliflam lam bitiştiği için. Marifedir. Hisar kelimesi eliflamlı olduğu için isim işaretten sonra geldiği için isim işaretin irabın alması gerekir. İsim işaretin başında harfi cer var. Hadihi mahallen mecrurdur. El hisar da mecrur olmalıdır. Mahallen mi olsun? Mebni değil ki mahallen alsın. Mebni kelimeler mahalen irap alır. Cümleler mahalen irap alır. El-Hisal müfret bir isimdir. Mebni değildir. Mebninin zıttı murettir bu arada. murettir. Mebni değil ki mahalen alsın. O zaman ne olmalı? Hadihinin irabını lafzan almalı. Hadihi lafzı yani ismi işareti mahallen mecrurdur. Lafzan değil çünkü mebni. Ama lafzan olmak isterdi. Olmadı çünkü Mebni. Ama peşine gelen eliflamlı kelime lafzen mecrur olmak istedi ve olabildi. Çünkü mebni değil. Buna müşarun ileh denir el-hisal kelimesine. İsmi işaretten sonra eliflamlı kelime gelirse ona e, müşarun ileh yani kendisine işaret edilen denilir. Ve ismi işaretin irabına tabidir. Onun irabını alır. Bu yüzden lam esreli okundu. Niye esreli okundu? Muşarun ilehtir, Muşarun ilehler, ismi işaretin irabına tabidir. İsmi işaretin başında harfi cer olduğu için, ismi işaret mecrur olduğu için, el hısal da ona tabi olduğu için mecrur olmuştur. La yekunu, la nedir? Harftir. Harfler nedir? Mebnidir. Yani la niye fetalı? Şundan fethalı diyebilirsin. Bir tane lam var, artı bir tane elif var. Bunlar birleşik yazıldığı zaman şöyle yazılıyor. La diye. Elif sağ tarafında estre istemez. Fetha ister. Fethalanmış. La olmuştur. La standarttır. La, la diye yazılır. Le diye bir şey yok mu? Var o başka bir şey. La mesela nefi için kullanılır. Le tekid için kullanılır. Li harfi cerdir. Farklı farklı şeyler var. La harfi la diye standart var. Mesela la suru. Ma yen suru. Çekimden bilirsiniz. La yekunu olmaz. Şimdi nunda zamme var. Neden? Çünkü baştaki la iraba etki edecek bir harf değil. La yensuru, ma yensuru, la yensuru. İraba etki edecek bir harf değil. Dolayısıyla yekunu muzari bir fiildir. Hemen sağ taraftaki kelimeyi hatırlayalım. Yestegimu da ne anlatmıştık? Demiştik ki yestegimunun başında nasbeden yok, cezmeden yok. Öyleyse gizli bir rafeden vardır dedik. Ve o yüzden merfu oldu. Şimdi yekunu başında nasbe den yok, cezmeden yok. O zaman gizli bir amil onu ne yapar? Raf eder. Burada gizli bir amil var deriz. Raf etmiştir. Raf alameti zammedir. Yekunu muzarifeydi yani. Raf alametinin nunu varlığı değil. Zamme. Çünkü müfrettir bu kelime. Bunun dışında ne anlatabiliriz? Kâne yekûnu aslı kvn idi. Sarfa göre anlatırsa kvn. Fazla konulara girmiyorum gerçi. Şimdi yekûnu kvn dedik. KVN'de de ilal yapıldı. Sonuç olarak karşımıza kâne olarak çıktı. Kâne sarf ilmine göre ecvifi vavidir. Buradaki elifin aslı vavdır. Ama şu an o bizi ilgilendirmiyor. Biz nahiv daha çok konuşmak istiyoruz. Nahiv olarak kâne nakıstır. Dikkat edin sarf açısından ecveftir. Çünkü ortanca harfi yani aynı fiil illet harfi bundan dolayı diyoruz. Nahi bilmine göre nakıstır. Sununcu harf illet harfi değil. Zaten nahi ona bakmaz. Nakıstır derken merfusu ile tam olmuyor. İle haberin mensubin. mensup bir habere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden ona nakıs diyoruz. Peki yani diyebiliriz ki kâra nakıs bir fiildir. Kendisinin ismi ve haberi olur. İsmi vardır, haberi vardır. Haberini nasip eder, ismini raf eder. Ne gibi? Leyse fiili gibi. Peki ismi nerede? İsmi gizli zamir hüve olur. Gizli zamir hüve onun ismi mübtedi'en nedir? Haberidir. Mübtedi'en sonuncu lafı niye fetalı? Çünkü mübtedi kelimesi haberdir, mensuptur. Kim ona nasip etti? La fiil. La amildir. Tüm muzari fiiller ne olur? Amil olur. Kâne yekûnu. Hüve gizli zamir onun ismi. Mübtedi'en onun haberi. Kâne haberi nasip eder. Bu yüzden mübtedi'en mensup. Gerekçe bu. Mim'de niye zamme var? İşte mü diyorsun. Bağda sukun var. Te'de feta, dalda, esre. Bunlar sarf emirin işi. Bir tane beda diye fiil varmış. Beda, bedia artık şu an konumuz o değil. Bu iştial babına aktarılmış. Ne olur? İb bir olur. İb şurada bir tane t oluşur. İb teda. İyi bir İb yebtediun ibtedaun mübtediun. İftal babından ismi faildir demek istiyorum. İftal babından ismi faildir. İsmi fail bu şekilde gelir. Kalıplar standart. Mübtedi'un gelir. Kendisi yekunudan dolayı nasb olmuş. Mübtedi'un, mübtedi'an olmuştur. Gerekçesi o. ismi faildir. Ve la sahibe. Yine la geldi. Ve vav atı harfi veya istinaf olsun fark etmez. Ve ve de yazılır. V diye yazılmaz sonuçta. Vav da çünkü harftir. Harfler neydi? Mebni asıl. Harf standart yazıdır. La, bu da harf. Bu da standart yazıdır. Sahibe. Önce la. Burada ne la'sı? Buradaki la cinsinin nefi için bulunan la'dır. Tablodan bakarsak neresi olur? Şurada bir yerdeydi. Şudur. İsmü la line fil cinsi. Müfreden, nekeraten, münfesreten, bila, gayr, mükerrara gibi bayağı anlatım var. La havle ve la kuvvete. La havle. Niye la havlu demiyorlar? La havlen demiyorlar. La havle ve la kuvvete. Duyuyorsunuzdur bu cümleleri çevrenizden. Çünkü la'nın ismi nedir? Burada anlatılmış. Bakın. İsmu la. la'nın ismi mebnidir. Sahibe. Fetha üzere mebnidir. Tek fetha almak zorunda iki fetha mevni olmazdı zaten. Zamme alamaz çünkü fetha üzere mevnidir. Sahibun müfret ismi fail kalıbı nasirun gibi katibun fatihun ama sahi be çünkü lan ismi fetha üzere mevni. Heven la sahibi heven. Heven kelimesi hevun olmaz, hevin olmaz, heveyen olmaz. bu şekilde yazılmak zorunda. Kelimenin aslı HVY, yani HV kökündendir. Aslı demeyelim de HVY diye fiil vardır. HVY. Ya harfi daha sonra Elif'e çevirir. Heva olur. Şimdi burada sonuncu harf Elif'tir. Bu harf Elif. Elif'i hareket veremezsin. Her ne kadar Elif'in üstündeki çizgi duruyor olsa da yani hu en diye okuyamazsın bunu. Çünkü Elif hiçbir zaman hareket almaz. Bunu unutmayalım. Elif hareketsiz bir harftir. O zaman bu hareketler Vav'a ait. Heven şeklinde okunur. Ve bu durumda Aleykum. Burada kalalım. Bir sonraki ders inşallah buradan yapacağız.